ki gelene kadar geldim. Geldim ne söyledi? Söylesene bana Mantar'cığım söylediğini. Önce açıkça söylemeyeyim. Tamam, filtre koy söyle. Tamam öyle yapalım. Hoş geldin anneciğim dedi. Önce sarıldı öptü falan. Ertesi gün dedi ki anneciğim dedi bana bu kadar yeterdi. Sen tekrar Survivor'a git. Oradaki anne karakteri çok benimsemiş yani. Bir şöyle düşünsene Hakan, sen zaten hepimizden daha çok iyi bilirsin. Yani kaç çocuğun var. Bir annesini orada izliyor. Çok güzel bir şey değil mi bu? Tabii 9 yaşındaki bir çocuk için. Mu? Zaten ben şaşırır evet, çok yani. Güzel bir duygudur. Anlamlandıramaz evet. Yani. Hiç, annemin orada ne işi var? Hiçbir soru yok bana karşı. Hani ne yaptınız? Ne orada neler oluyor? Her gün gördü şey yok. Yani gayet ne haber anne nasılsın falan sarıldı öptü. Önce çok mutlu oldu. Hani bekliyorum, bana bir şey soracak, bir şeyler olacak. Bir arada Turabiye söyleniyor. İşte diyor ben ünlüleri sevmiyorum diyor. Onlar yüzünden çok aç kaldınız diyor. Ama o da öyle bakacak, ne yapsın. Tabii. Peki biraz gündemimizi değiştirelim mi? Birleşme Partisi'nden bahsedeceğiz. Şimdi evet. Öyle bir Birleşme Partisi'ydi ki. Hani biz bunca sene Nagihan'ın sesinin üzerine bir ses gelir mi dedik. Geldi. Geldi. Bir senin performansını bir izleyelim sonra. Ya, rica ediyorum burayı almasak. Vermeyelim mi? İzlemeyelim mi? İstemiyor musun? Yok hayır. Tamam yani, peki Yağmur'un performansına bakıp sonra devam edelim o zaman. Parkurlarda mücadele ederken gördükten sonra bu halleriniz tanıdık gelmemişti. Siz sonra izleyince ne yaptınız? Öncelikle bizim erkeklerimiz şey demişti bize. Vay be bizim kızlara bak. Ben de çok tuhaf hissettim. Tavırları oradan... değişti mi size yani? Yo her zaman iyilerdi ama daha bir ılımlılardı. Şey biz orada Birleşme Partisi'nden sonra kıyafetlerimizi geri giyeceğimiz zaman şey dedim. Ya ne kadar iğrençmişiz ya dedim. O kıyafetler torbadan geliyor. Sen süslüsün, saçlar yapalım, makyaj var. Öyle bir şey vardı ya, ne ayakkabısını sindirelim mi? Evet. Öyle bir şey, kül kedisi gibi değil mi? Şimdi parfüm kokusu biraz o tenimizi sindiği için kıyafetleri giydik, kokuyor böyle. Bir sen senin performansını da izleyelim mi? Bak evet. İstemiyorsan izlemeyeceğiz. İzleyelim. Yok ya verelim verelim. Ben sen. Yok verelim verelim. İzleyelim bir senin performansını. Ne kadar şık. Evet böyle bence rengin, bir bakalım. Ne o renk? Buna ne diyorlar? Bir şey diyorlar buraya. Yeşil, bile... ördek başı falan. Ördek bir şey. Ördek bir şey. Mi? Bilmem. Tamam. Bir bakalım Birsen performansına. Ay, 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 ay.
Söyle hadi. Yani orada heyecan yaptığın için herhalde. Provalarda Tarık Bey hatta dedi ki yani ses güzel, yanındaki işte bu klis arkadaşlar da ne desek söylüyorsun çok güzel dendi. Bir de ufak bir ortamda yaptığımız için hani kulağı hissedebiliyorsunuz ve şarkı çok güzel söyleyebiliyorsunuz. Ama sözleri de bilmiyordum. Orada kağıtın işte bana eşlik ederek yapmışlardı. Ondan sonra o provadan sonra tabii adaya hiçbir şey götüremiyorsunuz. Telefon yok. Sözleri götüremiyorsunuz. Orada sıkıntı yaşadım. Ya bu, çok güzel değil sonra, mi Erkan? Ya, bu, ben çok ya kardeşim muhteşem. Burada zaten medeni cesaret evet, ya. Bu bir şıklık bir sizin hep çok büyük renk kattınız. Aynen. Hepiniz birbirinizden şıksınız. Elinizden geleni kompleksizce iyi niyetinize icra etmeye kalkıyorsunuz. Kolay bir sanatçılar, ses sanatçısı. Gidiyor bir sanatçıyı dinlemeye. Sahneye davet ediliyor. Sırf onun sahnesi, onun tesisatı olmadığı için ve hazır değilim adı altında söyleyemiyorlar yani. Şimdi siz ses sanatı o yüzden hiç oralara takılmayın. Ben şeyi merak ediyorum. Geldiniz eve, yakınlarınız, aileniz başta olmak üzere. Mesela ne gibi eleştirilerde bulundu merak ediyorum. Ne dediler size? Herkesin yakınında olduğu için hani herkes için iyi şeyler mi söyledin? Her zaman dört dört. Keşke şunu yapmasaydın diyen hiç olmadı. Annelere. Evet, annem biraz daha sakin olabilirdi. Ah canım ya, kadıncağızlar. Yani o da tartışmalardan dolayı değil de şey, oyunu kaybettiğin zaman mesela daha sakin olabilirdin dedi. Ben de izlediğimde aynı fikirdeydim. Ama hiç başka eleştiri yapan olmadı. Çünkü herkes seni seviyor, sen iyisin, dört dörtlüksün dedi. Sana kötü yaptılar, şu sana kötü yaptı diyorlardır. Tabii, şey doğal olarak yani. Senin? Benim de... Etraftan çok güzel haberler gelmiş aileme. İşte çok hanım kızınız var vesaire öyle diye. Ve çok hoşlarına gitmiş. Hatta beni abim arıyor. Antalya'daki abim Hayri Atakan. Dedi ki ya kardeşim dedi ben senin dedi bu kadar mı? Daha mı çok sevdiniz? İyi olduğunu bilmiyordum dedi. Sen zamanında kavga ettiysek affola dedi. Bak ne demek padişah. Mersem dedi sen dedi kesinlikle hepsinde sen haklısındır dedi. Hani burada seni bu kadar sakin bu ne kadar. Güzel. Hani birini gör. Hani çok ılımlıydın. Sakin mesela olarak görünce. Ama biz buradan hep söyledik. Yani. Evet. Sen hakikaten pamuk gibi bir yani orada çok tolerasyonun geniş, iyi niyetli. Seni artık çok son raddeye falan getirmeleri lazım. Bir Hakan'la küçük bir tartışma vardı. Evet. Sonra zaten birbirinizden özür dilediniz. Evet. Peki bu sevinçlerinizin bir hikayesi var mı ikinizin de? Tekme ve kılıç. Tekme atıyor, biri de kılıç çıkartıyor falan. Var mı hikaye? Yani ben tekvandocuyum zaten. Tekvandocuyum ve yaptığım sporu da seviyorum. Yani o an benim hani karşımda bir kum torbası yok ama ben oraya o tekmeyi kaldırdığım zaman çok mutlu oluyorum. Sanki karşımda bir rakibim var. Ve ona karşı bir galibiyet almışım. Nokta koymuş nokta gibi. Nokta koymuşum gibi oluyordu. Bu arada Yağmur'un böyle durduğuna bakma Hakan. 2014 Avrupa Şampiyonluğu var. Olacak iş mi? Ya? Hani yani. Kıza bakıyorsun. Güzel bir kız falan kesersin mesersin selektör melektör falan filan. Yanlış yapıyorsun kafanı gözünü kırıyor. Burcu diyor ki şu an kulağıma yani. Ben de şu an şaşırdım. 2-12 ayağımı mı kaldırabiliyor? O ne demek? Evet. Belli ama. 2-12. Boyunun üstüne kaldırıyor. 12 santim kaldırabiliyor. Evet. Öyle.